Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bireysel başvurunun uygulamaya geçmesinin 12. yıl dönümü ve and içme törenimize hoş geldiniz. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üst kademe yöneticileri arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen ve biraz sonra and içerek üyelik görevini ifa etmeye başlayacak olan Sayın Doçent Doktor Metin Kıratlı'yı tebrik ediyor. Üyeliğinin şahsına, ailesine, memleketimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diliyorum. Yüksek yargı organlarımızın başkan ve üyeleriyle adli ve idari yargı hakim ve savcılarımızın ve yargı teşkilatımızın tüm çalışanlarının yeni adli yıllarını en kalbi duygularımla kutluyorum. Mahkememizin yeni çalışma döneminin de ülkemiz ve mahkememiz bakımından adaletin en üst düzeyde tecellisine vesile olmasını diliyor. Başkan vekillerimize, üyelerimize, raportörlerimize ve tüm çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum. Bir şeyi yerli yerince yapmak, her şeyi yerli yerine en uygun şekilde koymak, herkese layık olduğu şeyi vermek olarak da tanımlanan adalet, her daim ahlaki bir erdem olarak kendini göstermiştir. Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için adaletin vazgeçilmez bir unsur olduğu hususunda görüş birliğine varılmış, devletin ancak adaletle ayakta kalabileceğine işaret edilmiştir. Adalet, kadimden beri hayatın üzerinde yürüdüğü temel olmuştur. Büyük Önder Atatürk'e göre de bağımsızlık, gelecek, özgürlük, her şey ancak adaletle var olabilir. Onun adalet anlayışı, hukuk sistemimizin ve toplumumuzun adalet arayışının da temelini oluşturmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle meslektaşlarıma yönelik bazı fikir ve tavsiyelerimi ifade etmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli hakim ve savcı kardeşlerim, herkesin malumu olduğu üzere bütün yargısal çabaların gayesi adaleti tesis etmektir. Böyle olunca da yargısal faaliyetlerin baş aktörleri olarak hakim ve savcılar hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluğun kendilerinde olduğunu asla hatırlarından çıkarmamalı. İç dünyalarındaki öznel duygu ve düşünceleri de dahil olmak üzere herhangi bir dışsal etki altında kalmadan, çekinmeden, endişe duymadan tarafsız bir tutumla pozitif hukuk düzenimizin öngördüğü çerçeve içinde özgürce karar vermelidir. Aklı ve bilimi daima başat bir konumda tutmalıdırlar. Anayasal kimliğimizi oluşturan ilke ve değerlerin en önemli güvencesi bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı da ancak bağımsız ve tarafsız hakimlerle mümkündür. Değerli meslektaşlarım, pozitif hukuka göre çok yakınlarınızın işlerine zaten bakamıyorsunuz. Bunu biliyorum. Ancak genel prensibi vurgulamak bakımından bu konudaki bazı kanaatlerimi de ifade etmek istiyorum. Bir yerde söz sahibi olduğunuzda, size söz hakkı veya yetki verildiğinde, güç verildiğinde muhatabınız kendi yakınınız olsa dahi adaletle hükmedin. Ebeveyninizin veya diğer yakın akrabalarınızın aleyhine de olsa her daim adaleti ayakta tutun. Hiçbir zaman adaleti kendi keyfi arzularınıza uydurmaya kalkışmayın. Daima hakka çağırın ve hakla hükmedin. Tesis etmekle mükellef olduğunuz adaleti önce kendi nefsinizde ete kemiğe büründürün. Unutmayın ki insanların zaman ve zemini değerlendiren yaşantısı ancak hak ile mümkündür. Haktan uzak yaşayan haksızlıktan yakayı kurtaramaz. Bir topluluğa olan kininiz, hırsınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adalet timsali hakimler olun. Hiçbir neden sizi hiçbir zaman hakkı ayakta tutmaktan alıkoymasın, adaletsiz davranmaya yöneltmesin. Adaletle hükmedin ki kargaşa çıkmasın. Unutmayın ki adaletle hükmedilmeyen yerlerde kargaşa olur, düzen ortadan kalkar, herkes kendini haklı görmeye başlar. Bu yüzden
adalet terazisinin hep hak ve haklıyı gözeterek kullanılması gerekir. Haksız olduğu halde haklıymış gibi kavga çıkaranlardan, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyenlerden de taraf olmayın. Daima hakka uyun, hakkı ayakta tutun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Lokman Hekim'in oğluna yönelik tavsiyelerine ilişkin ayette, evladım, yaptığın iyilik veya kötülük, hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, Allah onu çıkarıp ahirette karşına getirir. Çünkü Allah her şeyi bilir, bütün incelikleriyle bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır denilirken, bir başka yerinde de kıyamet gününde öyle doğru, öyle hassas teraziler kurarız ki, kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Bir hardal tanesi kadar bile olsa yapılanları getirir tartıya koyarız. Hesap sorucu olarak biz yeteriz denilmektedir. Kıymetli meslektaşlarım, bugün bizler adalet dağıtıyoruz. Her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin hepimiz geçiciyiz. Bizi de bir gün sorguya çekecekler. Bunu da unutmayalım. Unutmayalım ki bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım, o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim, bir gün bize de sıranın geleceğini unutmayalım. Çok kıymetli hakim ve savcı kardeşlerim, Hazreti Allah insana vermiş olduğu değeri meleklere dahi vermemiştir. İnsan çok kıymetlidir. Bütün yaratılmışlar kendi özgün kuralları dairesinde insanın kullanımına verilmiştir. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Bu durumun farkında olunarak hareket edilmeli. Yeryüzünde asla zulüm yapılmamalıdır. Öte yandan hayata geçirilmeyen bilgi fayda vermez. Dolayısıyla bilerek bildiklerimize ihanet edenlerden olmayalım. Sahip olduğumuz bilgiyle söylem, icraat ve yaşantımız, amel ve muamelatımız daima uyumlu olsun. Dilde alim olup da muamelatta zalim, kalp aleminde müflis olmayalım. Bir başka söyleyişle, ameli ilmine, ilmi ameline düşman olanlardan olmayalım. Rızkımıza vesile olan görevimize ihanet etmeyelim. Tembellik yapmayalım. Devletimize, milletimize, vatanımıza karşı olan sorumluluklarımızı, görevlerimizi hakkıyla ve eksiksiz olarak yerine getirelim. Sayın Cumhurbaşkanım, anayasamızın 3. maddesinde de ifade edildiği üzere, Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bununla birlikte memleketimize, milletimize, Büyük Türk Devleti'ne düşmanlık edenler de çoktur. Bu bağlamda bilinmelidir ki, Necip Türk Milleti'ni ve Büyük Türk Devleti'ni parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Yeter ki toplum olarak akıllıca hareket edelim, birbirimize düşman olup dış düşmanlara fırsat vermeyelim. Hepimiz kardeşiz. Biz her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Aklımızı iyi kullanmalıyız. Akıl bir hazinedir. Aklı fitneye kelepir etmeyelim. Aklı fitneye hakim kılalım. Aklı fitneye hakim kılalım ki kargaşa olmasın. Öte taraftan bu fani dünya boştur, geçicidir, avaredir diyerek kendimizi de yanıltmayalım. Boş dediğimiz bu fani dünya iki cihanın da hazine anahtarıdır. İki cihanda da bu fani dünyada kazanılmaktadır. Akılla, sıhhatle, bilimle bu dünyayı iyi değerlendirmeliyiz. Her bir nefesimiz geleceğimiz için bir hazinedir, çok önemlidir. Bu nedenle her anımızı iyi değerlendirmeliyiz. Fitneye, fesada fırsat vermemeliyiz. Geleceğimizi kendi ellerimizle çıkmaza düşürmemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, hem bireyler hem de devletler geleceklerinin nasıl olacağını düşünmek zorundadırlar. Hepimiz savaşlarda yaşanan acıları ve bu acılardan çıkarılan tecrübeleri unutmamalıyız. Bu bağlamda Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk ve buna benzer hiçbir ayrım yapılmadan
bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu, insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur. Ayrıca yapılan zulümlere gözlerini ve vicdanlarını kapatanlar, zalimlere destek olanlar, sahip oldukları güce güvenerek adaleti hiçe sayan davranışlarını sürdürmekte ısrarcı olanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulüm yapanlar, yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdırlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı, korkuyla donup kalacağı bir güne erteliyor denilmektedir. İnanıyoruz ki zulm ile abat olanın ahiri berbat olacaktır. Bu bağlamda önemli belirtmeliyim ki insanlığın ortak geleceği ve sürekli barış ancak ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, yeryüzünde adaletin hakim kılınmasıyla mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanım, hak ve özgürlükler demokrasinin esaslı unsurudur. Bu nedenle hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik toplumlarda insan hak ve özgürlüklerinin korunması büyük bir öneme sahiptir. Bu koruma da ancak bağımsız ve tarafsız bir yargının, yeterli hukuki mevzuat ve güvencelerin varlığı halinde sağlanabilir. Anayasa mahkemeleri anayasal denetim yaparak demokratik toplumların insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma ortak amacının gerçekleşmesine hizmet eder. Mahkememiz de bu amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuştur ve kendisine diğerlerinin yanında bazı normların anayasa uygunluğunu denetlemek ve bireysel başvuruları karara bağlamak görev ve yetkisi verilmiştir. Mahkememizde norm denetimi kapsamında somut ve soyut dediğimiz iki tür denetim yapılmaktadır. Bugün itibarıyla 2024 yıl içinde mahkememizce 148 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 422 kuralın anayasaya uygunluk denetimi yapılmış ve karara bağlanmıştır. Elimizde 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle incelenmeyi bekleyen 125 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 594 kural bulunmaktadır.